Selamlar babuşlar, hepiniz hoş geldiniz. Total War Warhammer 2'de kadim krallarla oynadığımız senaryomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kral Nebuset'in 3 krala karşı, aynı zamanda bir kabir prensine karşı vereceği savaş başlıyor. Bu savaşın ardından çöl havuzuna bir baskın düzenleyeceğiz ve çöl havuzunu ele geçirmeye çalışacağız. Düşmanlarımıza korku salmanın tam vakti. Ordumuz eskisine nazaran daha donanımlı artık. Bakalım, umarım bu savaşta zaferle mükafatlandırılan taraf biz oluruz. Umarım izlediğiniz Total War serisi hoşunuza gidiyordur. Geçen bölüm bayağı beni birazcık yıprattı ama aksiyonlu yerleri göstermeye çalışıyorum. Tabi buranın savunması özellikle adamlar için çok çok kuvvetli. Çünkü gerçi büyücüleri yok bu sefer. Ya dar alanda savunma yapacaklar. Buranın dar alan savunması çok çok önemli. Adamlara coğrafi konum çok büyük avantaj kazandırıyor ama bu sefer kara büyücüleri yok ellerinde. Kara büyücüleri olmadığı için biz bu savaşı alacağız diye düşünüyorum. Geçen bölüm beni birazcık yordu. Daha render işi bitmedi geçen bölümün. Arda arda çekiyorum bölümleri. Ama bu şekilde daha eğlenceli olduğuna inanıyorum. Umarım keyif alıyorsunuzdur. Şimdi hemen yapacağımız hamle belli. Kral Nebuset 4 numarada. Kral Nebuset'in iskelet şövalyeleri, iskelet orduları 1 numarada. Hemen 2 numaraya okçuları vereceğiz. 2 numarada okçular yer alacak. 3 numarada leş yiyenler ve vampirler olacak ki bunlar zaten rakibin arkasından sarkıp orduyu asıl yıpratacak ünite olacak. Şimdi yapacağımız hamle şu. Öncelikle piyade birimlerini dar bir şekilde sıralayacağız. Ve bu dar arada kral tam ortalarında olacak. Okçu üniteleri elimizden geldiğince yayacağız. Okçu ünitelerini. Okçu üniteleri yayık bir vaziyette olacak. Çünkü önden okçu üniteleri gidip karşının canını yakmaya çalışacak. Şayet okçularımın arasına bir şeyler kaydırmaya çalışırsa aha da bu piyadeler onlara müdahale edecek. Şimdi dilerseniz direkt mevzilendirmeyi başlatalım. Adamlar da öne okçuları koymuşlar. Ne oluyor? Atağa kalkıyor olamazlar değil mi? Galiba atağa kalkacaklar. Evladım ne yapıyorsunuz? Onlar bize geliyorsa biz de onlara doğru gideriz. Arkaya da orduyu sarkıtalım, destek ordularının gelişini engelleyelim. Bunlar zaten feda edilebilir üniteler. Destek ordularının gelişini engellersek... Ne oluyor? Niye arkamı işaret etti oyun? Ulan dedim ben de arkadan bir şeyler mi geliyor? Hemen arkalarından ayrılmayın. 3 numara. Direkt gidip salça olun elemanlara. 2. İki sakin ol. Kral koş. Sıksanız oğlum. Bir gir içeri. 4 numara koş. 3 salça oldun mu? Çok güzel. 3 gelecek destek ordularına salça oluyor. Gayet iyi. Leş yiyenler falan adamlara çok güzel salça oluyor. Müsamere modu. Vurkaçta takılmaya devam edin. İyi, adamlar henüz bizim üzerimize doğru oynamadı. Çok garip bir şekilde üzerimize oynamadılar. Bekleyebilirsiniz. İki numara hücuma kalkan atlıları indir. Mızraklılar çık öne. Çık ön plana. Çık ön plana. İki numara arkadaki okçulara. Dört gel sen de. Üç ne yaptı abi? Güzel. Gelen destek ordularının destek hattını kesti. Okçulara oklayın. Kral. Piyadelere girin.
Kral sen de piyadelere gir. Bizim leşçiler ne yaptı? Yarasalar ve leşçiler adamların icabına baktı galiba. Yarasalar ve leş yiyenler. Şimdi 2 numara esas göreviniz başlıyor. Usabilere. Mızraklı ünite Usabileri tut. Usabileri tut. Biz niye bu hasatı dolduramadık? Adamların bizden fazla kil alması olanaksız. Biz bu hasatı nasıl dolduramadık? Abi gerçekten arkadaki kılıçlı piyadelere karşı falan hiçbir şey yapamadınız mı? Neyse en azından onları yakınımıza yaklaştırmayalım. Güzel, okçular Usabileri yıprattı. Ama atlılar geliyor okçulara. Eyvah eyvah, bizim okçuların hükmü geçti arkadaşlar. Yürüyün lan, şunu sıkıştırın. Bizim okçuların hükümdarlığı bir parça sona eriyor gibi. Abi yarasalar çok çabuk ölüyor ya. Yani yarasa basmak çok çok mantıksız. Hadi abi bir tazelenme alalım. Ordunun yeteneği yeni bir düşman mı oluşturdu? Hacı kılıç kalkana çekip savaşın şunla. Siz de şu Usabilere. Abi şu Usabilerin icabına bakar mısınız bir parça? Milli savaş değil, çek okları. Çek okları, bizim adamlar da yeni aldılar savunmayı, savaşı. Arkadakilerin icabına bakmaya çalışıyoruz, genzim geliyor. Yarasalar mı destek hattını kesti? Adamlar mı bizim hattı kesti? Ben anlamadım vallahi. Adamlar bir de yeni Usabileri bastılar. Şu bizim diğer okçu grubunu kurtar. Piyadeler iyi mi oğlum durumunuz? Bunlar halletmişler. Yürü. Yürü heriflerin arkasına. Koş. Aa o lordmuş lan. Kabir kralını meşgul ediyormuş herifler. Tamam, Lord sahaya yürüyene kadar biz onu açarız. Telefon şarj olduğunda şarj aleti cızırdıyor. Tamam, şuraya. Birlikler sizde oturun. O kabir kralı gelene kadar var ya, oho. Ey yavrum ey, bizimkiler adamların ne biçim icabına bakar. 2 numara yağdır okları, yağdır. Yağdır okları adama. Üşüş kafasına, üşüş kafasına. Diğer lord nerede be? Diğer lord görüş açımızdan çıktı herhalde. Mızraklı piyadelerin çılgınca hücumu mu başladı? Tamam, Usabiler dursun. Usabiler sonradan lazım olursa çıkarttırılır. Abi şu arkadakileri. Friendly Fire'la kendi adamlarımızı vurmayalım da. Friendly Fire'la kendi adamlarımızı vurmayalım. Gerisi kafi. Heriflerin 3 tane kralı var şimdi. Adamların 3 tane kralı bizi yoruyor. Başka bir şey bizi yormuyor ki. Zafer avcumuzun içinde. Eyvallah. Eyvallah. Baba şimdi kabir kralına adamlar yüklenecek de. 3 şöyle bir dur. 2 numara şu herifi oklamaya çalış. 1. Komple adama gir.
Ward sen de komple adama gir. 3 numara bir parça gerine. Şu Lord'u sokmayın abi oraya. Bak 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 bak. Lord yavaştan 3.5 atmaya başladı. Kapa kapa kapa. Güneşini kapa onun. Güneşini kapa. Düşman Lord'u yaralandı. Beyler hep beraber. Oo güzel. Oğlum bunun neresi kıl payı zafer ya? Bunun neresi kıl payı zafer baba? Flavorless Victory işte. Okçular çok sağlam iş yaptı. Leşçiler de çok sağlam iş yapmış. Vampirler de sağlam iş yapmış. Bakma vampirler Kadim Kralı'nın önünü kapatmış abi. Kadim Lord'un önünü kapatmış yani. Daha ne yapacaklar? Adamlar kral tutmuş orada, anladın mı? İki seviye kral tutmuş böyle. Kral Menkas'ı falan engellemiş 10 numara. Bence gayet güzel savaştı. Ben acayip keyif aldım savaştan. Ya şu an Total War Warhammer oynamaktan inanılmaz derecede fazla keyif alıyorum. Niye ben de bilmiyorum ya. Bana bayağı keyifli geliyor. Kral Nebuset'in ordusu Rakap Hanedanı'nın ordusundan Kral Ehoyet ve Kral Menkaus'u yerle bir etmeyi başardı. Bununla beraber yeni eyaletimiz, yeni bölgemiz hayırlı uğurlu olsun efendim. Zandri de artık bizim kontrolümüz altında. Uğur kurtarıcı yeteneği de gelişti kendisinin. Ve kaybettiğimiz tek ünite, okçular level aldı bu arada, süper. Kaybettiğimiz tek ünite yarasa. Artık 8 tane okçu basabiliyoruz. Au, süper. Süper. Evet, bu okçuların yardımına bizim diğer kralda da ihtiyaç duyarız. O yüzden kralımız çaresizlik havuzlarını aldıktan sonra orduya bir reformasyon atar. Buraların isyan riski artmasın diye zaten şuradaki orduyu buraya sokacağım. El Hayik level almış. Pekala. Merkez binanı upgrade'le. Zaten şu an başka bir upgrade söz konusu değil. Şey yapabilir misin? Namlı alay yetiştir. Evet, daha o kadar ruhum falan yok galiba. Yarasaları geri ver. Ben bu ordunun bu düzenini beğeniyorum abi. Yarasaları ver, beraberinde yarasaları alırken şu iki tane ordudan, bunların tecrübesi yok değil mi? Güzel. Bu iki tane iskelet ordusundan kurtul. Şuraya iki tane mezar savaşçısı getir. Okçular bize lazım olacak. Okçular dursun şimdilik. Yani okçu basılacak muhakkak. Okçular dursun. Okçuyu ana kralın ordusuna basacağım. Ana kralın ordusunda zaten şey var. Piyade olarak kullandığım adamlar var. İskelet mızrakçılarını atıp okçuları basacağım. Atlılarım falan da çok kuvvetli. Bakmayın. Atlılarım, dehşet kurtlarım hepsi çok kuvvetli. Kahraman hareket edecek. Şöyle bir kahraman hareket etsin bakalım. Ya bu arada hiç de bile bence kıl payı şey değildi ya. Korsan sahili emniyete alındı. Anladım. Bu deniz artık komple bizim kontrolümüzde. Bu arada işte kıl payı zafer değildi yani. Kaybettiğimiz adamlar İskelet Küheylan'la bin aslanım. Abi kaybettiğimiz adamlar yalnızca 2 level birden mi aldın? Tosunum benim. Hücum bonusu alabilirsin ya. Ya da şöyle bir sana kılıç kalkan verelim. Sana kalkan verelim entemizi. Çünkü sen orada bir parça sıkıntı yaşıyorsun. Bu kaplamalar falan niye geldi buraya ya? Şöyle bir tura atlatalım. Ölüler diyarının hakimi olmak için Kemri'yi de ele geçirmem gerekiyor ama Kemri birazcık zor. Bel Aliad'ın tamamıyla hakimi olmak için cücelerin elinden El Kalabad'ı az sonra zaten düşmanlarımızdan çaresizlik havuzlarını alacağım. Ve Arkana'nın Kara Kulesi'ni almam gerekiyor. Ama buradaki insanlarla ateşkesim var ve burada bir sıkıntı var. Buranın sıkıntısını bilmiyorum. Muhtemelen bu savaştan sonra cücelerin üstüne yürürüm. Ya da direkt bütün orduları toplar, 3 orduyla Kemre'nin üstüne de yürüyebilirim. Belli olmaz. Turu bir atlatalım. Yalnız savaşlar enfes değil mi ya?
oynayabildiğim tek Total War oyunu Total War Warhammer serisi. Geri kalanlarını beceremiyorum garip bir şekilde ama ya böyle mistik ünitelere ilgi duyduğumdan, böyle mitolojik ünitelere ilgi duyduğumdan ya da başka bir şeyden bilmiyorum. Gerçekten Warhammer oynamak çok hoşuma gidiyor. Total War Warhammer oynamak. Argvillon yanılmıyorsam şeydi ya. Elflerde. Kıyamet entrikası gerçekleştirildi. Wow. Bu arada çaresizlik havuzlarında tekrardan ordu basmaya giriştiler. Hemen çaresizlik havuzlarından bir ordu çıkartıyorlar. Adamlar tabii yok olmak istemiyor. Bel Aliad bölgesinin oradan ordu ilerliyor oraya doğru. Bir parça sıkıntı da var elbette. Arkadaki orduyu tekrardan Martek şehrine sokabilirim ya. Muhtemelen çaresizlik havuzlarını gelecek tur doğrudan alacağımız için sınır prenslikleri yok edildi. Kıyamet entrikası gerçekleştirildi. Oo. Artık fare adamlar saldırdığında yerleşim yerlerinde deprem yapacaklar. Bir depremleri eksikti zaten fare adamların. Abi ileri düzey ordudan şu skorpiyon ve uçabileri basmak için sabırsızlanıyorum. Ama burada demir var. Buradan demiri çıkartmak için de sabırsızlanıyorum. Burada asayiş verecek lekesiz taş basmak için de sabırsızlanıyorum. Şöyle yapalım. Para getirecek binayı upgradeleyelim. Sonrasında para kalırsa ki kalmadı demir madenini şey yapalım diyecektim. Buradaki ordu tekrar Marte'ye girsin. Önemli değil. Martek artıda dursun. Elhayık artı 5. Güzel. Elhayık'ın asayişi artıyor ki artmaya devam edecek. Elhayık bölgesinde şu kuleyi üçlediğimizde iyiden iyiye artacak. Zaten Lasseik'te çok güzel bir asayişimiz var. Fazladan gelen asayişimiz. O 10 numara. Bunu 6. seviyeye çıkartabiliyor muyuz? 4'e çıkartabiliyoruz. 4'e çıkarttıktan sonra zaten artık büyük devasa ünitelerden basmaya başlayacağız. Ama para lazım. Para da geliyor çok şükür. Baksana abi. Yani ne kadar düşük parayla başladık hatırlarsınız. Şimdi Zandre şehrinde sen asayiş sağlamaya devam et. Zandre'nin birliklere de çöktük. Güzel oldu Zandre'nin birliklere çökmemiz. Şimdi buradan çaresizlik havuzlarını. Umuyorum çaresizlik havuzları bunların son savunma kalesidir. Ooo kale var içeride. Ve Kral Hakor burada. Benim ezeli ve ebedi düşmanım. Kral Hakor. Destek ordusu geçirip otomatik dalacağım. Şöyle yapabildiğim kadar kuşatma kulesi yapayım. Kral Hakor'la doğrudan savaşmak istemiyorum çünkü. Kral Hakor sadece baş ağrısı. Başka hiçbir şey değil. Kuşatma altına aldığımız için tekrardan ünite basıp başıma bela olamayacak. Bunlar da korsanlar, sınır korsanları. Elemanlarla ilişki durumum kötü. Şurada parlayan bir şey var. O sinyale doğru bir ilerleyelim bakalım. Var ya en kuvvetli büyücümü tuttum, kaşif yaptım arkadaş. Burada orklar milletle halay tepiyor. Vampir korsanları mı sıkıştırdılar? Aynen, zombi korsanları sıkıştırdılar. Kaç tane ordu? Cüceler falan da burada, orklar da burada. Orada demek ki ciddi bir mevzu kopacak. Bu herifler, şu çaresizlik havuzları, bu adamların son kalesi mi? Merak ettiğim tek şey bu. Son musunuz? Bilader. Ya bu arada çaresizlik havuzundaki adamların çürümesini bile bekleyebilirim ya ölmek için. Ölmeleri için. Çaresizlik havuzlarının çürümelerini bile bekleyebilirim. Çünkü o herifle savaşmak istemiyorum. O adamın kara büyüleri falan bizim psikolojimizi çok ciddi anlamda bozacak çünkü. İçeride bir de kabir prensi varsa deme keyfime. Ama burası ana şehir değil ki. Buranın niye surları var? Ana şehir değil, bir şey değil abi. Güm diye geçmemiz gerekiyordu. Normalde akrep kralım olsa bak buradan güm diye geçerdim ama akrep basamadım maalesef.
Ne yapıyorsun Kral Hakor? Surların dışında bana dalacaksın. Neyine güveniyor bu? Ben bunlara Ali Cengiz oyunu yaparım ya. Ben bunlara Ali Cengiz oyunu yaparım. Gel. Gel bir aklını alayım senin. Gel sana nasıl savaşılır bir öğreteyim. Bir an oyun çökecek diye çok korktum ya. Çünkü save almadım. Yok gerçi auto save'im var. Savaş öncesine dönerdik hemen. Kral Hakor. Şehirden dışarı çıkıp bana dalıyorsun. Yürek mi yedin geldin mübarek? Ne yaptın bugün? Yürek yemiş gelmiş. Yürek yiyen adamları severiz. Şimdi bu yürek yiyen arkadaşa ne yapacağız biliyor musunuz? Önce bir şansımızı deneyelim. Güzel. Şans bizden yana. Büyü gücümüz arttı. Nice. Şimdi canımcım, biz madem sana karşı savunacağız, sen kara büyü falan atacaksın ya. Bence orduların ikisi böyle birbiriyle çarpışır. Çok önemli değil. Öncelikle kurtlar. Kurtlar 3 numara olacak. 3 numaradan kurtlar böyle gittikleri yere bir yargı dağıtacak. Bir yere sarkıtırız kurtları. Zaten kurtlar var ya, bir vurkaç yapar yok ederler. Kurtların ardına 3 numara 4 numara şuradaki hayaletle beraber ittifak yapmış iskelet şövalyeleri olacak. 2 numara bunlar vurkaç yapacaklar böyle. Kimi tutarsak vurkaç yaptıracağız. Bu elemanların menzili falan da geniş. Vurkaç yaptıra yaptıra çok tatlı işler başarabiliriz. Lord ve Lord'un yanındaki vampir ordusu 1 numara. Sizler şöyle bir gelin. Lord da tam ortaya çekilsin. Arkadaki iskeletler de 5 numara. İskeletler şöyle önde dursun. Kara büyüğü iskeletler yesin. Bunlar zaten feda edilebilir üniteler. Abi var ya aslında, kaçırma koş. Kaçırma koş. Dehşet kurtları. Arkadaki şövalyeler. Vurkaç yapacak okçular. 1 numara, 5 numara. Herkes ileri, herkes ileri. Hadi bakalım. Düşman ordusu desteğe gelene kadar senin bir sıfatını dağıtalım, gel. Kral Akor'a bak yalnız, yüreklilikle çıktı dışarı ha. Gel bakalım. Ay, beşer beşer mi öldürüyor? Beşer beşer mi öldürüyor, bana mı öyle geldi? Oğlum şövalyeler falan da sardı etrafını. Şunlarla uğraşın. Şövalyeler gidin karşılayın. Gidin karşılayın. Aa, kurtlar karşıladı. Şövalyeler burada kaldı. İki git vurkaç yap. 1 ve 5 numara dalın. 3 gel. 2 vurkaça çık. 2 vurkaç. Kurtlar dalın. Gel gel. Gel gel beklerim gel. Yamyam gibi abanın abi. Yamyam gibi abanın lordun üzerine. 2 numara. Şunları bir vurkaçlasana hocam. Ya da leşçilerden bir kurtar olayı. Çökertin lan lordu. Şimdi bir saniye. Senin babaannene kara büyü yaparım. Yine kara büyü yapıyor herif. Ben de kara büyü yapacağım da herifi göremiyorum ki. Aa, tutturdum galiba.
Abi yüklen orada hiç önemli değil, yüklen orada. Aha düşman lordu yaralandı. Şimdi güzel. Düşman lordunun işi bittiğine göre Allah ne verdiyse dalıyor muyuz? Galiba Allah ne verdiyse dalıyoruz abi. Allah cumbul cemaat dalıyoruz hocam. Taktik maktik yok. Bam bam bam. Koş. Bu oçluğu kim yaptı acaba? Yani normalde ağzımı kesinlikle bozmam ama bir parça vicdansızlık sezdim orada. Adam ölmeden kara büyüsünü de yaptı gitti yani. Hiç yapmadı ha, acımadı. Şunlara karşı bir vur kaç yap kaç hocam. Adamların usabileri falan geldi. Koş. 5 numara sen de koş mekana. Kurtlar nerede hocam? Kurtları böyle bir arkaya falan sarkıtamıyor muyuz? 4 numara. Sen de bir takıl burada. 3'teki adamlar da korkuyor da. Evet, taktiksiz daldığımız için böyle oldu. Adamlardaki kabir kralı falan zorluk çıkarıyor şu an kuvvetle muhtemelen. Abi usabileri ver şuraya, usabiler yardırsın. Al baba nekromantik. Oğlum kim kara büyü yapıyor? Herifler ölmedi mi? Kurt binicilerin falan mefta oldu ya. Abi galiba kaybedeceğim ben bu savaşı. Evet galiba kaybedeceğim. Ver şuna debuff'ı ya. Abi kabir krallı lanet atıyor, manet atıyor, bir şeyler yapıyor böyle. Bu nedir ya? Oğlum benim bütün ordularım çürüyor. Abi yüklen. Yüklen, Allah ne verdiyse git. Diğer krala yüklen. Kabir prensine yüklen. Ben bu orduların çürüme mantığını anlamadım ya. Ben bu orduların çürüme mantığını anlamadım abi. Arkadan gidiyor, arkadan geliyor herifler, bir şeyler yapıyor. Oğlum hepsi çürüdü orduların, savaşmadan çürüdüler ki. Neyi var ben anlamıyorum, süren mi var, limit mi var? Alacağımız savaşı veriyoruz abi. Kimseyle savaşmadan çürüyorlar, ben anlamıyorum ki. Anlamadım abi. Bütün ordu çürüdü. Gözlerimin önünde çürüdü. Ezici yenilgi. Oğlum. Bütün ordu savaşmadı. Çürüdü. Ben anlamadım ya. Abi şu iskeletleri bir kere orduya koymayacağım artık. Orası bir kesinleşti. İskeletleri orduya koymayacağım. Bizim lord yine yandı. Yine yandı arkadaş. Bizim yeni lorda ihtiyacımız olacak. Gene yandı. Ama işin kötü yanı bu kral. Tamam kral Hakor'u da götürdük de. Ben anlamıyorum abi. Yok yani bu şeylerin oynanış mantığını ben çözemedim bak. Vampirler kral yok olmadan yok olmuyor, tamam mı? Vampirler 10 numara. Garnizon kesti bizim orduları. Garnizon. Eyvah. İkinci, üçüncü orduyu da basıyor. Allah.
Abi var ya şu an yani o kadar muazzam, o kadar tatlı karışacak ki ortalık. O kadar tatlı karışacak ki ortalık. Yani kabir kralları durdurulamıyor arkadaş. Ben bunu anladım. Kabir kralları durdurulamıyor. Şimdi tekrardan 5 tur siyah arkanın tekrardan canlanmasını bekleyeceğiz. Bir süre savaşmayalım da. Abi bir süre savaşmayıp şu binaları upgrade'leyelim. Yeni bastığımız orduda iskeletler falan olsun ya. Yok çünkü durum harbiden içler acısı. Ben böyle bir ezilme görmedim ya. Ben böyle bir ezilme görmedim arkadaş. Sürekli yani bir alıyoruz, bir veriyoruz. Bir alıyoruz, bir veriyoruz. Koşuyu alırsan tamam. Burası kendini idare eder. Belaliyad'ın oraya gel. Belaliyad'ın orada şey yapacağız, takılacağız. Burada ne yapabiliriz? Yarasaları at. Yok yere yarasa bastık bir de buraya. At yarasaları. Abi iskelet okçuları en baba işi yapanlar. İskelet okçularından bas. Ana orduyu artık Zandri komutasına geçireceğim ya. Zandri'de bulunan Kral Nebuset komutasına geçireceğim. Buradaki adam Belalia'da girdikten sonra tekrardan bir şeyler yapar. Ama şimdilik yapabileceğimiz hiçbir şey yok yani. Defansta kalacağız ve umut edeceğiz ki adamlar bize dalmasın. Abi Kral Hakor ölmedi mi? Eyvah, adamların bir de kralı yaşıyor hocam. Şimdi yapacağımız hamleyi size söylüyorum. Denizden bindirip büyücüyü getireceğim buraya. Büyücüyü getireceğim ve ordunun birine dahil edeceğim. Abi ne Nekara savaşçıları basabildim ne başka bir şey basabildim ya. Para biriktirelim artık. Şunu dörtleyelim. Bunu dörtledikten sonra gidelim artık. Yılan binicilerinden mi basıyoruz? Skorpiyondan mı basıyoruz? Gidelim onlardan basalım. Yeter artık düzgün savaşalım ya. Bir tane akrebim olsa orada herkesi keseceğim. Elimde bir tane akrep yok. Yeni eyaletler ele geçiremiyorum. Sürekli bu kabir prensleriyle dayak yemekten sıtkım sıyrıldı ya. Dayak yiyip duruyorum abi. Sıkıntı şu, ordu çürüyor. Ordu çürüyor, ordu dayanmıyor. Ne oluyor? Belli bir kayıptan sonra mı çürüyor? Yoksa garnizondaki kabir prensinin büyü gücü mü var? Ondan mı çürüyor? Ben hiç büyücü oynamadığım için birazcık da onun kabahatini çekiyorum. Gerçi şey oynadım. Vampir serisinde büyücü oynadım. Vlad von Karstein'le bayağı bir şey yaptık yani. Yargı dağıttık da. Vlad'ın alev topunu falan bile atmakta zorlanıyordum yani bir parça. Abi şimdi... Bu nedir? İnşa maliyetleri tüm binalar için eksi 10. Öteki türlü hasarlı binalar mı gelecek? Tamam, çömlek verelim, yapacak bir şey yok. Abi normal vaziyeti al. Gir şuraya. Gel böyle. Biraz bu orduyu da reforme edelim ya. Şu dördünü at. Onun yerine bir dört tane mezar ortağı gelsin küreselden. Hem buranın asayişi sağlansın hem de çaresizlik havuzlarından gelecek şeyleri bir önleyelim. Güzel, burada 8 tane adam olacak, gayet iyi. Allah'tan buraları cüceler savunuyor. Getir getir. Getir adamı getir buralara. Heriflerin ikmalini falan kessin bari. Bir şeyler yapsın yani. Yoksa halimiz vahim. Bizim 4000 dukat, 4800 para toplamamız ne kadar zaman alacak? Kaldı ki 4800'ü topladıktan sonra bir de üstüne bunun bekleme süresi var. Yani diğer binanın inşa edilmesini falan bekleyeceğiz. İşler sıkıntı. Bir tur daha ilerleyelim. Ardından ufaktan videoyu sonlandıralım babuşlar. Gerçekten benim için yorucu bir seri oluyor sevgili Kadim Krallıklar serisi.
Ve yaklaşık 2,5 saattir oynayınca sanırım bir parça sıkıldım. Telefonla oynamayı dediğim gibi sevmiyorum da. Oo. Borsakallar madeni, Karak Kadrim ve Boz Sakal madenleri Karak Kadrim ve cücelere savaş ilan etti. Cüceler arası bir savaş söz konusu. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Benden bu videoluk bu kadar. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Bye bye.